Şiddet olaylarının %90'ı aile içinde başlıyor. Özellikle çocukluk döneminde görülen şiddet olayları kişilerin tüm hayatını etkiliyor. Bugün uzman klinik psikolog İlayda Samba ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben uzman klinik psikolog İlayda Samba. Yüksek lisansımı sevgili Profesör Doktor Mehmet Zihni Sungur ile tamamladıktan sonra Doktor Sinem Durusal'la süpervizyon sürecime devam ettim. 5 yıldır da çocuk, ergen ve aile terapistliği yapıyorum. Bugün sizlerle birlikte aile içinde şiddetin çocuklara etkilerinden bahsedeceğiz. Aile içinde şiddet gören çocuğun belirtileri nelerdir? Öncelikle aslında ani ruh değişimleri bizim için önemli. Çocuktaki korku ve kaygı düzeyindeki artış, güvendiği ebeveynin yanından ayrılmak istemeyişi, konsantrasyon bozuklukları gibi karşımıza çıkabiliyor. Aynı zamanda aslında evin içerisindeki çocuk güçlü olanın güçsüz olana karşı şiddet uyguladığını gördüğü için ya da kendisine karşı bir şiddet uygulandığı zaman ona gücü yetmeyeceği için bir şekilde kendinden daha güçsüzlere şiddet göstermeye daha meyilli oluyorlar. Bunlar da kim oluyor tabii ki? Özellikle kendi akranları ve hayvanlar olabiliyor. Ve okul içerisinde de aslında daha böyle içe kapanık dediğimiz çocuklar haline geliyorlar. Çünkü bir şekilde kendilerini, duygularını rahat ifade edemiyorlar. Zaman zaman öfkeli ama sebebini bilmeyen çocuklar olabiliyorlar. Kendilerine güvenmedikleri gibi başkalarına karşı da güvenmekte oldukça zorluk yaşıyorlar aslında. Peki şiddet gören çocukların büyüdüğünde etkileri nasıl devam ediyor? Kurduğu ilişkiler nasıl oluyor? Şöyle ki, şimdi hepimiz için temel duygu aslında güven duygusudur. Ve biz bütün bunları, sevmeyi, sevilmeyi, dünyanın nasıl bir yer olduğunu, korunmayı aslında ailenin içinde öğreniriz. Dolayısıyla da çocuk içinde zarar veren kişiyle ona bakım veren kişi aynı olduğu zaman zihninde çok büyük bir kaos oluyor ve daha yıkıcı oluyor aslında. Bizler de evin içerisinde çocuk aslında ilk karşı cinsten kimi tanır? Bir kız çocuğuysa babayı, erkek çocuğuysa anneyi, bilinç dışı da bir şekilde bildiği yolda gitmeyi sever, o yolu takip eder. Dolayısıyla aslında o kişiler üzerinden, anne baba üzerinden biz insanları kodluyoruz. Ve çocukluk döneminde yaşadığımız şeyler bizim bugünkü ilişkilerimizin alt zeminini oluşturuyor. Evin içerisinde eğer ki şiddete maruz kalıyorsak, psikolojik ya da fiziksel şiddet fark etmez. Bu bir kız çocuğuysa mesela 3 tane seçenek var önünde. Ya güçle aslında şiddeti yanlış bir şekilde zihninde kodlayacak, böyle bir bilişsel hatası olacak. Dolayısıyla da güçlü erkek şiddet gösteren erkektir. Şiddet göstermeyen erkek beni koruyup kollayamaz diye yanlış bir inancı olacak. Dolayısıyla da ona şiddet gösteren ilişkinin içinden gidemeyecek aslında belli bir zaman sonra. Çünkü bu onun için normal bir şey olacak. Bugün uzman klinik psikolog İlayda Samba ile birlikteydik. Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.